Başkanı Erkan Baş bizimle birlikte olacak Barış. İnsanların dikkatini çekmiş şu, ben size sordum hani aşağıdan mı falan, siz de dediniz ki hayır bu örgütlerden bir şeyler gidiyor yukarı, toplumdan gidiyor. O zaman siz İstanbul İl Örgütü olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına dönük genel merkezi besleyici bazı şeyler söylüyorsunuz diye anladık. Sağdaki her türlü vatandaşın taleplerini, beklentilerini, isteklerini elbette genel merkezlerimize bildiriyoruz. Bir de İstanbul modeli diye bir şeyden bahsediyorsunuz. İnsanlar bunu merak ediyor. Nedir İstanbul? Şöyle, İstanbul'da biz 23 Haziran seçimlerinden sonra ikinci dönemimize girdiğimizde 9 ayaklı bir çalışma stratejisi planlamıştık. Ve burada da sonrasında bunu şekillendirip mutfak kısmını hallettikten sonra İstanbul modeli altında bir model oluşturduk. Bu model nedir? Birincisi seçmen mobilizasyonu, ikinci ayağı sandık güvenliği. Seçmen mobilizasyonu nedir? Seçim gününe gidinceye kadar İstanbul'daki seçmenlerin sosyoekonomik durumları, demografik durumları, yaş sınıfları ve bunun gibi işte yoksulluk haritaları üzerinden hangi seçmenlere, hangi vaatlerle nasıl gideceğiz, çalışmalar nasıl yapılacak? İstanbul modelinde bu planlandı. Mesela önümüzdeki günlerde İstanbul modelinin bütün örgütün unsurlarını katacak şekilde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, örgütümüz seçilmişler ve üyelerimizle birlikte pazarda, sokakta öfkeyi ya da iktidara olan tepkiyi örgütleyeceğimiz, evlerde de aile destekleri sigortası ki çok önem verdiğimiz projelerimizden birisi olacak. Bir gün uzun uzun konuşuruz umarım. Tabii. Evlerde de evlere girerek aile destekleri sigortasını anlatacağımız, seçim gününe kadar yürüteceğimiz bir çalışma. Sandık güvenliği işi de nedir? Seçime gidinceye kadar, seçim gününe kadar sandıklarla ilgili yapılacaklar. Şu anda o süreçleri büyük oranda tamamladık. Seçim günü sandıklar kapanıncaya kadar yapılacaklar, sandıklar kapandıktan sonra yapılacaklar ve seçim bittikten sonra raporlamalarla ilgili o deneyimlerimizi de almamız lazım, yapılacaklar üzerine çalışmalarımız yürütülüyor. İstanbul'da biraz önce söylediğim o saha seçmen mobilizasyonu dediğimiz kesimde, şimdi biz İstanbul'da genel merkezimizin tüm Türkiye'de uyguladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin intranet dediğimiz çok güçlü bir bilişim altyapısı var. Bütün örgütte yetkililere açık olan o bilişim altyapısı ve örgütlerimizle birlikte tüm Türkiye'de uygulanan, bizim de İstanbul'da uyguladığımız işte 39 ilçemiz, 961 mahalledeki mahalle sorumlularımız ve her 400 seçmene, yaklaşık 100 tane haneye denk geliyor 400 seçmen ortalama. Her 400 seçmene tanımladığımız öbek sorumlularımız ki İstanbul'da 27.647 tane şu anda öbek sorumlumuz var. Bunlarla birlikte yapacağımız, bugüne kadar yaptığımız standart çalışmalarımızın dışında ve bugüne kadar yapılan ama bir mekanizma dahilinde, hani bütüncül bir mekanizma dahilinde oluşturmadığımız sistemi tamamen o mekanizma ile birlikte öbek sorumlularımız üzerinden ev ziyaretleri, ev ziyaretlerinin raporlanması, eve gidilen kişilerle ilgili süreçlerin tariflenmesi, raporlanması, bunu tabii genel merkeze raporlanmasını da kastediyorum sistem üzerinden sağlayacağız. Uzun lafın kısası biz İstanbul'da buna isimler elbette kamuoyuna yansıttığında hani 80 günde devri alem diyelim, 80 günde İstanbul'da bütün evlere gireceğiz. Bir cümleyi bu de ilave edin. Yerel seçimde kazandıran model miydi? Şöyle, biz yerel seçim süreci bittikten sonra yerel seçimde öğrendiklerimizle de, çünkü bu organizma diyeceğim, yaşayan bir şey gibi görüyorum, deneyimlerle de geliştirilen bir şey. Yerel seçimlerde yaptığımız işi yerel seçim sonrası öğrendiklerimizi işin içine katarak bir model. Bir model. Bunu da İstanbul modelindeki İstanbul örgütünün deneyimini de genel merkezimizin tüm Türkiye'de uyguladığı süreçlerle birlikte bir deneyim aktarımı olarak özellikle sandık güvenliği konusunda tüm Türkiye'de genel merkezimizin koordinasyonunda deneyim aktarımıyla sunacağız. Şunu sormak istiyorum. Son sorumuz galiba. Şimdi seçmen analizleri yapılıyor. Şu muhafazakarlar şuna oy verir mi? Bilmem ne filan. Böyle hani tabii. Bu da doğal bir şey seçmenler. İstanbul çok modelinde bir unsuru. Evet. Evlere gidildiği kadar. Şunu söyleyeceğim. Çok yapılan analizlerden bir tanesi de Kürt kökenli seçmen kime oy verir tartışması yapılıyor. Doğal olarak hani bu soru sorulduğunda biz de bir program yaptık. Diyarbakır'ı sorgulandı, tabii. Hakkari sorgulandı filan. Aslında bu yurttaşlarımızın en çok yaşadığı şey İstanbul fiilen. Sanırsam 3,5 tabii. milyon civarında bir seçmen var. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişten gelen bu seçmen, yani bölgede mesela oyunun
ikinci parti olacak mı diye tartışılıyor. Birinci parti evet. değil. Bu seçmenlere baktığınızda benzer analizi Güneydoğu için sormuyorum, İstanbul evet. için söylüyorum. Ne görüyorsunuz? Ne tür bir değişim var? Oylarımızın İstanbul'da arttığını zaten biraz önce tabloda da gördük. Toplumun ya İstanbul'daki hem demografik özelliklere bakarak hem sosyoekonomik özelliklere bakarak hem de geçmişte oy verdikleri partiye bakarak seçmenleri analiz ettiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partimizin oylarının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu Kürt kökenli vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız da dahilinde. İstanbul'da son bir şey söyleyeyim, zaman çok az kaldı. Bu seçimin kaderini aslında ilk defa oy kullanacaklar, başta olmak üzere gençler belirleyecek. Onu da altını çizmek isterim. Örneğin İstanbul'da şu anda gençlik kollarımız İstanbul'da ilk defa oy kullanacak olan 682 bin seçmene güç sende, senin elinde diyerek ev ziyaretleri yapıyorlar. İstanbul modelinin gençlik çalışmasında. Şu rakamı vermemde herhalde bir beis evet. yoktur. Geçen haftaki şeyde bakın ulaşılan 7921 seçmenden yani ilk defa oy kullanan evine gidilmiş, sohbet edilmiş, partimizin gençlik politikaları anlatılmış seçmenden %60.56'sı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi düşünüyorum demiş, verebilirim demiş. %28.43'ü kararsızım demiş. %11, bu da aslında bir saha araştırması gibi bir fikir veriyor bize. %10.01'i de oy vermeyi düşünmüyorum demiş. Bakın seçimin kaderini hem gençlerin belirleyeceğinin önemli olması hem de şu oranlara baktığımızda aslında seçmenin gençler de dahil olmak üzere kararını aslında bugün de verdiğini gösteriyor bize. O zaman son kısacık bir şey evet. buna bağlantı olarak Barış tam böyle getirdi noktayı oraya. Mesela Mansur Yavaş çıkan isimlerden biri, Ekrem İmamoğlu çıkan isimlerden biri, Kemal Kılıçdaroğlu çıkan isimlerden biri. Yani araştırmalarda. Şöyle bir şey var. Mansur Yavaş olabilir ama Kürtler ona oy vermez. Ekrem İmamoğlu olabilir ama ona şunlar oy vermez. Kemal Kılıçdaroğlu işte olabilir ama onu da şuralardan alamaz. Siz alanda adayların kim olacaksa, bu üç aday en fazla ön planda olduğu için söylüyorum. Ama bu üç adaya baktığınızda seçmenin böyle yaklaştığını görüyor musunuz? Hayır. Yani işte Mansur Yavaş'a Kürtler vermez, Ekrem İmamoğlu'na efendim ne bileyim ben Güneyliler ver. Öyle bir şey yok da yok. Şunlar vermez bunlar. Böyle bir hassasiyet. O sadece iktidar bloğunun ve cenahının kendi içinde tartıştırmak istediği şey. Bakın buraya gelirken not aldım. Birebir tanıklıklarıyla 3 örnek vereceğim, sorunuza cevap vereceğim. Bahçeli evlerindeki kuruyemiş dükkanlarına gittiğinizde kuruyemiş dükkanlarındaki sahipleri ve çalışanları bu söylediğiniz şeyi hiç gündeme getirmiyor. Diyor ki benim buzdolabının fişini çekmek zorundayım diyor. Çünkü buzdolabındaki malzemelerim sattığımda elektrik faturamı karşılamıyor. Dondurma dolaplarını geri iade ediyorlar. Bakın bunu lütfen araştırsınlar. Bütün kuruyemiş dükkanları dondurma dolabı, çünkü sattığı dondurma o dolabın elektrik faturasını karşılayamadığı için. Devam ediyorum. Pazar sokağa çıktığımızda geçen gün bizzat yaşadığım bir şey. Bir kadın geldi yanıma bir ilçemizde. Yanında da 5-6 yaşlarında bir çocuk var. Hani duygularıma hakim olamadığım anlardan biri. Ben dedi bu benim çocuğum dedi evlatlık vermek istiyorum. Hani sebebini bilmediğim için yani herhalde babasını kaybetti ya da başka bir durum var gibi düşündüm. Yani evlatlık vermek istiyorsanız hani devletin resmi kurumları vardır ya da nedir dedim. Kaymakamlığa gittim dedi. İşte babası ve ben hayatta olduğum için ve yani boşanmadığımız için veremezsiniz dedi. Peki niye evladını evlatlık vermek istiyorsun dedim. Çocuğumu besleyemiyorum, çocuğumun ihtiyaçlarını gideremiyorum. Köye yollasam köydekiler bizden beter. Ben çocuğumun hani ayrı kalmayı göze alırım bari çocuğum boğazından lokma geçsin. Sokakta vatandaş bunu söylüyor. Bunu yapıyor. Ve bunun gibi geçen gün pazarda Sancaktepe ilçemizde ben 150 liraya geçen ayın torbamı dolduruyordum. Bu sene 150 liraya doldurduğum torbanın dörtte birini dolduruyorum diyor. Dolayısıyla cevabım şu olsun. Sokakta vatandaş o mu olacak bu mu olacak? Elbette temenniler, dilekler zaman içinde oluyordur. Ama vatandaşın asıl gündemi bu. Bakın geçen gün Metin Göktepe gazetecilik ödülleri verildi. Orada ödül alan gazetecilerden birinin kendisini de kutluyorum. Haberi neydi? Suç ve yasa dışı olmasına rağmen insanlar artık böbreğini satıyorlar. Ve o kadar çok katlanarak kaldı ki siz orta sınıfı yok ettiniz. Yoksulluğu ve yoksulluğu inanılmaz arttırdınız.
Vatandaşın derdi bu. Biz vatandaşın bu derdiyle birlikte isimler değil ama şunu söyleyeyim. Ne güzel ki Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismi geçen bir sürü olabilecek ve olduğunda da ne mutlu ki kazanacak birçok ismi, adayı var, siyasi aktörü var. Ve ne yazık ki Cumhur İttifakı, o saray sosyetesinin bir tane adayı var. Ama ben şununla ilgileniyorum. İttifakın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bu kadar net. Canan yoktur. Başka daha doğrusu çok sorumuz vardır da süre yok. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, katıldığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Artık seçimlere doğru ilerlenirken, sandıklar kurulurken daha sık beraber olacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Birazdan Erkan Baş bizimle birlikte olacak. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı.